Merhaba, bugünkü videomuzda dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin ile ilgili konuşmaya başlıyoruz. Bitcoin şu an dünyada en popüler kripto para birimi, bu kesin. Fakat dünyada en fazla kazandıran veya geleceğe en açık para birimi değil. Bu noktada ERC20 teknolojisi sayesinde önemli bir atılım yapan Ethereum, aynı zamanda dijital sözleşmeler konusunda büyük bir güven kazanan AVAX gibi çeşitli kripto para birimleri de artık popülerleşmekte. Bir de tabii ki tüm gücünü sosyal medyaya bağlayan MIME denilen coinler var. Tabii ki de MIME coin denildiğinde akla Elon Musk geliyor. Musk'ın tweetleriyle birlikte yükselen Dogecoin gibi çeşitli para birimleri var. Bir de son dönemde Metaverse coinler ön plana çıktı. Çünkü Facebook Horizon teknolojisi ile birlikte bu alanın gelecekte dünyadaki bütün sistemlere hükmedeceği düşünülüyor. Şu an en popüler bu tarz coinler Mana, Axie Infinity, MetaHero ve The Sandbox. Kısacası konvansiyonel para birimleri karşısında bütün kripto paralar yavaş yavaş değer kazanmaya başladı. Bu süreç uzun zaman daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu sürecin en büyük paydaşı olan Bitcoin de tabii ki yaşanacak olan olumlu ya da olumsuz her durumdan etkilenecek. Şu an genel öngörüler kripto paraların 2022, 2023, 2024 sürecinde önemli derecede değer kazanacağı yönünde. Fakat bu konuda önemli riskler de var. Bunlardan en önemlisi milyar dolarlık bir hacklenme durumu. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak bu kripto paralara olan güveni büyük ölçüde azaltacaktır. Böylelikle kripto paralarda da büyük düşüşler görmek mümkün olacaktır. Bitcoin ile ilgili birçok öngörü var. Bunlardan en olumluları Kate Wattman ve Megan DiMatteo'ya ait. Wattman'a göre 2022'de Bitcoin Aralık 21'e kıyasla %100'lük bir artış gerçekleştirecek ve yaklaşık 100 bin dolar seviyesini geçecek. Time analisti Megan DiMatteo'ya göre şu anki oynaklık bunun bir belirtisi. Yine Bloomberg analisti Mike McGallan'a göre Bitcoin 2022'de hisse senetlerine oranla daha iyi bir performans gösterecek. Tom Higgins ise Bitcoin'in yavaş yavaş Ethereum'la girdiği mücadeleyi kaybetmeye başlayacağını söylüyor. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Analistlerin birçoğu 2022'nin tam bir kripto para yılı olacağı kanısında. Bu kanının oluşmasında enflasyon, arz sorunları, enerji krizleri geliyor. Çünkü tüm bu faktörler emtia ve üretim fiyatlarını arttırdıkça yerel para birimleri değer kaybetmeye başlıyor. Ancak tabii ki bu Bitcoin açısından her şeyin iyiye gideceği manasını taşımıyor. Şu an için Bitcoin'in gördüğü tarihi zirve yaklaşık 66 bin dolar. Bu da bu rakama ulaşılmasının aslında sürpriz olmayacağı kanısını doğuruyor. Ancak kripto para birimlerinde dalgalanmalar çok fazla, bunların boyu çok uzun. Bir gecede hiç beklemeden %40'lık bir artış ile karşılaşırken, bir gecede bunun tam tersiyle de karşılaşma riskini her zaman taşıyoruz. Bu durum 2022'de de devam edecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca web sitemiz olan simitchai.com'da Metaverse ve kripto paralarla ilgili çokça yazımız var. Bunları da okuyarak bu konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.